Arkadaşlar program başladı mı? Herkese merhabalar. Ben Menderes. YouTube video kanalımdan, aslında az daha şey diyecektim ha, Yeşil Pasaport kanalından, ki kanalda biliyorsunuz Yeşil Pasaport'tan arabalara vesaireye her türlü videolar var. Hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki acaba ne yeni bir bilgi oldu da bu adam yeniden bir Yeşil Pasaport videosu falan yapıyor diye. Yok arkadaşlar, bugün sizlerle öylesine sohbet edeceğim. Anılarımdan falan bahsedeceğim. Gerçi bir hafta önce başından geçen olaylar bunlar. Anı sayılır mı tam bilmiyorum ama yani şunun kıymeti gerçekten çok güzel bir olay ya. Yani şimdi yurt dışındakileri tabii ki düşününce hani böyle bir şeye ihtiyaçları yok. Zaten biz ister yere vesaire gidiyorlar ama bizim için de harbiden de büyük bir nimet. Yani şu aralar yurt dışına seyahat, yurt içi seyahatten daha ucuz olduğu için inanılmaz büyük bir avantajı var. Mesela ben geçen hafta İsviçre'deydim. Allah sizi inandırsın. İsviçre'ye gidiş, gerçekten gidiş dönüş 63 Euro'ya mal oldu. Pegasus'ta gittim geldim bu arada. Bileti çok önceden falan da almadım. Eylül ayının ortasında falan almıştım. Yani güzel denk getiriyor bazen Pegasus, Türk Hava Yolları vesaire. Adamlardan var ya reklam alsam bu kadar reklamlarını yapmazdım herhalde. İsviçre'ye gittim. İsviçre'yi çok soruyorlar. Yani özellikle yorumlarda İsviçre'yle ilgili çok yorumlar oluyor. Yani İsviçre, Fransa ve genelde Almanya ile ilgili yorumlar oluyor ama şu aralar İsviçre'de çok fazla bir yorumlarda denk geliyorum. Geldim. Acaba şeyden dolayı mı? Onlar da benim gibi ucuz bileti bulmuşlar da o yüzden mi sorular tam bilmiyorum. Güzel bir ülke. Havaalanı olarak Basel'i seçtim. Basel'in de havaalanının ortak özelliği 3 tane ülkeye birden kapısının olması diye düşünmüştüm. Gittiğimde hatta Instagram storylerinde falan da paylaştım. Aslında 2 tane şeyi var, çıkışı var. Birisi Fransa'ya, diğeri de İsviçre'ye çıkışı. Ama havaalanı biliyorsunuz 3 isimli. Yani Basel, Freiburg ve Mulhouse diye geçiyor. İnanılmaz değişik bir ülke. Hani hepinize tavsiye ederim. Çünkü bir anda bir uçak biletiyle 3 ülkeyi aynı anda gezmiş oluyorsunuz. Sakın şey düşünmeyin ha. Havaalanı dedikten sonra Fransa'ya nasıl giderim, İsviçre'ye nasıl giderim? Yürüyerek. Yani yaklaşık olarak bile yok. Bir yerde mesela bir story yaptık Instagram için. Yani üçümüz, 3 kişiydik. Üçümüz yan yana durduğumuzda hepimiz farklı bir ülkede duruyorduk. O kadar iç içe olan bir yer. Yeşil pasaportla ilgili neler mi söyleyeceğim? Şimdi havaalanında bugün zaten daha çok arkadaşlar anılarımı paylaşacağımı söylemiştim başta. O yüzden biraz zaten rahatım, böyle kekler şunlar bunlar falan diye. Bol bol İsviçre çikolatası getirdim. Desem yalan olur. İsviçre çikolataları pahalı. Yok arkadaşlar, bavul hakkım falan yoktu. O yüzden çok fazla alışveriş yapmadım ama zaten İsviçre'nin çikolatası Almanya'da da var. Fransa'da da var. Bu arada en çok dikkatimi çeken şu oldu. Almanya'da çikolata hep böyle Alman çikolatası falan diye düşünüyoruz ama Alman marketlerinde inanın Fransa'da ve İsviçre'deki kadar çikolata yok. Yani o kadar böyle geniş alana çikolataları yaymışlar ki, bir de özel versiyonları hepsi. Şunu mu alsam, onu mu alsam, bayağı bir ikilemde kalıyorsunuz. Para yönden değil ha, yani görünüş olarak falan da öyle düşünüyorsunuz. Şimdi bu İsviçre gezimde ilk havaalanına girişimdeki olayı anlatayım size. Çünkü sizin de işinize yarayacak bilgiler tabii ki vereceğim, sadece anılar değil. Her zaman şunu söylüyorum. Bir yeni ülkeye gittiğinizde ya da hep aynı ülkeye gidiyorsunuzdur da o gittiğiniz ülkeye girişte mutlaka yüzünüz gülümsesin. Ya bakın, ben yaptığım programları bile görüyorsunuz yani. Böyle gayet ciddi bir havada anlatmıyorum yani, böyle şey demiyorum be. Arkadaşlar, Yeşil Pasaport videoları programıma hoş geldiniz. Sizlere şimdi bu pasaportun ne işe yaradığını nasıl yapabilirim? Öyle değil yani, sonuçta gerçek dünyadan kopmamıza gerek yok herhalde. Yani siz şu anda beni nasıl rahat bir halde seyrediyorsanız bırakın ben de programı o rahat bir halde yapayım. Dur, İsviçre'ye geri dönelim. Havaalanında indim. Çok kalabalık bir havaalanı değil. Pasaport kontrolü doğru ilerledim. O arada pasaport kontrol yeri 2-3'e ayrılıyor. Bir tarafı işte Fransa'ya, bir tarafı İsviçre'ye, bir tarafı da Almanya'ya. Siz tercih edebiliyorsunuz hangi taraftan geçmek istediğinizi. Fark etmiyor yani. Üçü de aynısı sonuçta. Sizin yeşil pasaportunuz üçünde de geçerli. Fakat oranın ülke vatandaşı öyle değil mi? Onlar için gerçekten çok büyük bir kolaylık. Mesela bizi sıraya soktular. Yani biz sıradayız. Ama onlar yüz tanıma sistemiyle, yani kimliği bile belki de göstermemişler, belki de göstermişlerdir. Nereye gösterdikler? Bir şey yok ki. Polis yok o tarafta. Rahat bir şekilde geçtiler.
Benim önümde bir hanımefendi ve çocuğu vardı. Ve sıra onlara geldiğinde görevli bir polis memuresiydi. Pasaportları aldı. Sonra o polislerin yanında bir parmak izi bölümü var. Yani bizim bu pasaportları alırken verdiğiniz parmak izleri olan yer var ya. Onlarda da vardı. Bayandan rica etti parmaklarını koymasını. Hatta çocuğu şey dedi. Anne dedi niye böyle yapıyorsun dedi. Annesi de dedi ki belki dedi benim pasaportumu çalarlar. Başkası benim yerime girmeye çalışır. Onu kontrol ediyorlar dedi. Neyse o geçti. Allah dedim şimdi parmak nasıl izi şey yapıyorduk koyuyorduk. Yani o konuda da çok tecrübeliyim hiç başıma da gelmedi. Ben arkada böyle parmaklarımı falan oynatırken sıra bana geldi. Kadın pasaportumu uzattı mı? Ne yapıyoruz arkadaşlar böyle durumlarda hep? Hallo, Grützi yani İsviçre'ye gittiyseniz Grützi falan diyorsunuz. Pasaportu uzattım. Ardından da bekliyorum ki hani bana şey diyecek parmaklarını koy falan diye. Dedi ki çüz. Vay be dedim hani bana niye sormadı acaba? O yüzden bana YouTube'da sorular soruyorsunuz ya işte ne yapmam gerekiyor vesaire diye. İnanın bunun bir ölçütü yok. Yani bazıları ki çoğu tipinize bakıyor. Şimdi bana şeyden oradan şey demeyin adamda tip yok ama geçirmişler falan diye. Ya öyle olmuyor işte. Güler yüz gerçekten hani diyorlar ya yılanın deliğinden bile çıkarır vesaire diye. Gerçi gülüp de yılan niye deliğinden çıkarırsın diye adam sokar mokar falan tamam bu kötü espriyi de bırakayım. Yani buna çok dikkat edin. Hani gülümseyin yani merhaba deyin merhaba demeyi ihmal etmeyin. Çünkü ben görüyorum o sırada soru sorulan kişilerin çoğu şunu yapıyorlar. Geliyorlar mesela sıra onlara geliyor. Ay şey kameraya bak diyorlar. Kameraya bakıyor. Ya arkadaşlar bu kadar zor bir şey mi? Yani şu pasaportu polisin önüne geldiğinizde merhaba, hello, hello demek ve yüzünüzü gülümsemesi çok zor bir şey mi? Ha videoda bana sakın şey demeyin şimdi abi. Benim yüzüm gülüyor ne diyorsun falan diye. Ben gülmeyenler için söylüyorum. Yani siz yabancı bir ülkeye gelmişsiniz. Onlar da arkadaşlar siz gülünce merak etmeyin gülüyorlar. %50'si ama. Çünkü bazıları şey diyor, bu niye bana gülümsüyor falan diyor. Neyse, içeri geçtim. Yani çok rahat bir şekilde geçtim. Sonra ilginç bir havaalanı olduğu için video çekiyordum. Fransa kapısını çekerken polis beni uyardı. Dedi ki burada video çekemezsiniz dedi. Videoyu kapatın hemen dedi. Ben de korkudan hemen kapattım. Sonra dedi ki beni çektiniz mi dedi. Ben dedim ki yok sizi çekmedim dedim. Sadece dedim kapıların girişini çektim. Hani dedim seyircilerime göstereyim vesaire diye. Bu arada gösteremeyeceğim size kusura bakmayın. Yok videoyu adam açtı. Aç dedi açtım. Videoda Allah'tan böyle daha ilk başını seyretti. İlk başta zaten İsviçre kapısı girişi vardı. Kendisi yoktu orada. O yüzden de tamam tamam dedi. Şey. Sonra sordu yanında bir şey var mı? Halbuki o olay olmasa belki yanında bir şey var diye hiç sormayacaktı. Bakın o kapıda mesela İsviçre kapısında hiç polis yoktu. Yani siz pasaport kontrolünden sonra hani üzerinizde bir şey getirdiniz getirmediniz diye merak ediyorlar ya. İsviçre kapısından çıksaydı polis yoktu. Geçebiliyorsunuz öyle oluyor. Ben daha önce o gittiğim yerde 5 yıl öğretmenlik yaptım. Çoğu geçtiğimde arkadaşlar kimse kontrol etmiyordu. Bu arada ağzımı şapırdatırsam kusura bakmayın. Bir de arkadaşlar bazen bana soruyorlar diyorlar ki bu arka fonda bir iki videoda daha arka fon vardı. İşte anısı mı var, neyi var vesaire diye. Aslında anısından ziyade, gerçi anısı tabii ki daha önemlisi. Şu bölüm arkadaşlar anıların olduğu yerler, şuralarda plaklar vesaire. Yani özel bir nedeni aslında güzel göründüğü için arkamda, bir de belki o kişiye falan mesaj verdiğim için vesaire video olarak duruyor yani şey olarak, görüntü olarak duruyor. Aynen aynen bu video yeşil pasaportla ilgili çok fazla size bilgi vermeyecek. Ama birkaç tane baş şey verdik yani gülümseyeceksiniz. Neler eksik? Bana sormadılar. Ama arkadaşlar bu gittiğinde sorana denk gelmedim. Dönüş biletiniz mutlaka olsun. Dün birisiyle Instagram'da yazıştım. Ayşe'ydi galiba. Pasaportunun süresinin az kaldığını gidip gidemeyeceğini sordu. Şimdi birçok ülke 3 ayı kabul ediyor. Ki onun pasaportunun süresi 3 aydan daha fazlaydı. Girişte polis şuna dikkat edecek. Acaba pasaport süresiyle uçak biletinin dönüş süresi aynı mı diye. Siz dönüş biletini
şöyle de yapabiliyorsunuz. Mesela hani herkes şunu merak ediyor. Dönüş biletini gösterdin, 27 Ocak yazıyor. 27 Ocak'ta dönmek zorunda mısın? Değilsin tabii ki. Yani sonuçta her türlü başına iş gelebilir vesaire. Önemli bir şey olur. Yani şey yapabilirsin, uzatabilirsin. Peki uzattıktan sonra geriye geldiğinde kapıda polis pasaportun kontrol ederken şu cümleyi kurar mı? Aa, seni şimdi hatırladım. Sen hani bir hafta kalıp da dönecektin, niye daha fazla kaldın demez. Çünkü onlar için önemli olan bu pasaporta ait olan 90 günlük süreyi kullanmış mısın? Bu pasaportun geçerlilik tarihi hala var mı? Bu ne demek? 3 aylık bir geçerliliği olan pasaportla gittiğinizde, diyelim ki 4 ay kala gittiniz ve 4 ay kala geçerli olan pasaporta gittiniz ama 2 ay kaldınız. Pasaportunda kullanma tarihi 2 ay kaldı. O önemli değil. Ülkeden çıkarken son günde olsa hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii size sadece şunu söylerler. Pasaportun süresi bitti ya da bitiyor. Bir dahakine mutlaka değiştirerek geliyorsun diyorlar. Ama tabii bu birçok arkadaşımız için maalesef mümkün olmuyor. Niye? Çünkü 25 yaşını doldurmuş oluyorlar. Aa, 25 yaşla ilgili bir olay aklıma geldi. Geçen de bir arkadaşım dedi ki, bu daha önce YouTube videolarında da anlatmıştım. Pasaportumuzu 25 yaşına kadar mı kullanabiliriz? Yoksa 25 yaşının bitimine kadar mı kullanabiliriz? Çünkü pasaport, yani özellikle öğrenciler için söylüyorum. Gençler için söylüyorum. Benden biraz daha genç olanlar için. Nüfus Müdürlüğü'nün sayfasında ve yurt dışı temsilcileri bilmem ne için sayfanın tam adı aklıma gelmedi. Yani yurt dışı vatandaşları bilmem ne sayfasında, ki bu devletin resmi sayfası, onu söyleyeyim. Onu daha önceki videolarımda link olarak da bıraktım. Orada şu yazıyor. Diyor ki 25 yaşını ikame edinceye kadar. Emeklilere dönelim. Emeklilik yaşı Türkiye'de kaç? Diyelim ki 65. Yarın ben 65'e girdiğimde, diyelim ki ben değil ha. Yani birisi, emekli olmak isteyen birisi. 65 yaşına girdiğinde emekli olabiliyor mu? Olamıyor. Ne zaman oluyor? 65 yaşını bitirdiğinde oluyor. İşte bunun gibi oradaki görevli polis diyorum, nüfus memuru bunu aslında biraz da galiba inisiyatifiyle kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2017 yılında yaptığı bir konuşmada, ki bunu yine Google'dan falan bulabilirsiniz. Orada gençleri mağdur etmemek adına bir iki tane cümle kullanmıştı bu yeşil pasaportla ilgili. Örneğin sigortalık durumu. En çok sorulan sorular, yani bakın şurada bile yazıyor, diyor ki yeşil pasaportum var, şu an devlette 2 yıl daha geçerli görünüyor ama şu an sigortalı çalışıyorum, kullanabilirim. Arkadaşlar, kullanabileceğinizi bir önceki videoda da zaten söylemiştim. Hem Cumhurbaşkanımız zaten bu konuda esnek, hem de polise sorduğumda, Sabiha Gökçen'le havaalanında 2 defa sordum bu arada, 2 ayrı polis memuruna sordum. Dedim ki ekranda ne görüyorsunuz? Ekranda dedi işte bu pasaportun geçerliliğini, gerçek ya da sahte olup olmadığını vesaire. Peki dedim, orada şeyi görebiliyor musunuz? Mesela bir öğrencinin sigortalanmadığını görebiliyor musunuz? Hayır dedi, onu göremiyoruz dedi. Şimdi siz biraz vicdanınızla baş başa kalıyorsunuz. Çünkü devlet şöyle bir kanun koymuş. Diyor ki eğer diyor sen diyor sigortalandıysan, yani sigortalı bir işe girdiysen, bakın birçoğumuz mecburen üniversitedeyken stajyerlik falan yaparken sigortalıyorlar. O sayılmıyor aslında. Sayılmıyor ama diyelim ki 23 yaşına kadar pasaportunuzun süresi var. 22 yaşında da sigortalı oldunuz ya da işte 23 yaşında. Sonra pasaportu uzatmaya gittiniz. Uzatmayabiliyorlar. Yani aslında uzatmaları gerekiyor. Çünkü siz onu belki de zevkten gitmediniz, yani sonuçta okulunuzun stajından dolayı gittiniz. Dediğim gibi Cumhurbaşkanımız o konularda gerçekten demişti. Yani Google'da var arkadaşlar, uzun uzun yazısı, ben linkini vermiştim. Gençlerimiz hani bu konularda problem yaşatılmaması vesaire diye. Şimdi başka ne sorular var ya? Şimdi aklıma tam böyle gelmedi. Bakayım arkadaşlar. Ne diyor? Mesela işte birisi sormuş. Diyor ki açıktan okumak diyor. Açıktan okurken pasaportu alabilir miyim? Arkadaşlar, en azından bir açıktan derken açık öğretim okumanız gerekiyor. Yani açık öğretim üniversitesinde olmanız gerekiyor veya işte lisede ya da işte üniversitede vesaire olmanız gerekiyor. Bunları okuyor olarak kabul ediyorlar ama şimdi gidip de bir MESEM ya da bilmem ne falan kursuna gittiğinizde, MESEM demeyelim de hani özel bir kursa gittiğinizde, o okuyor olarak
kabul edilmiyor. Başka sorular var mı? Şimdi bütün videolarla ilgili yorumlar olduğu için şimdi şuradan bakıyorum. Ne diyor? Kızımla beraber Almanya'ya gideceğim. Yeşil pasaport. Sağlık sigortası. Arkadaşlar sağlık sigortası yeşil pasaporta zorunlu değil. Ama ben tavsiye ediyorum. Yani ben kendim giderken mutlaka bu kısa gidişlerde almıyorum, yalan olmasın. Ama şimdi mesela yaz tatili uzun. Neredeyse 2 ay, 2,5 ay kalıyorum. Orada bence mutlaka şeyiniz olsun, sigortanız olsun. Benim bir kere işime yaradı, acayip işime yaradı yani. Çok pahalı çünkü orada sağlık. Yine arkadaşlar bu sağlık sigortasını siz giderken, yani öğrenci olmayanlar için söylüyorum, bütün aileniz için de alabiliyorsunuz. Herhangi bir ücreti de yok. SGK'dan alıyorsunuz. Ama isteyen tabii ki ücretli de alabilir. Hiçbir farkı da yok, onu söyleyeyim. Çünkü gidince yine aynı sigortaya başvuruyorsunuz. AOK'ya. Ne diyor? Kuzenlerime gideceğim Fransa'ya. Bir ay mı iki ay mı belli olmadığı için geri dönüş bileti almayı düşünmüyorum. Buna rağmen geri dönüş biletini göstermem gerekiyor mu? Bakın geri dönüş bileti, adamlar onu sanki şey olarak düşünüyorlar. Yani bu adam geldi, dönecek. O anda sizi sınayabilirler yani. Şey diyebilirler, bakın o polislerin her türlü hakkı var. Yani size dönüş biletin yok mu? O zaman almıyorum seni diyebilirler. Şaka değil. Yani bunun örnekleri zaten videoların altındaki yorumlarda birçok şeyimiz, izleyicimiz yazmış zaten. Bence dönüş biletini alın. Dönüş biletini alın ama dediği gibi mesela belli değil ne kadar kalacağınız. Sigorta alın. Sigorta ne demek? Ben Pegasus'ta biliyorum. Türk Hava Yolları falan da vardır muhtemelen. Hiç oradan almıyorum. Pahalı diye. Alın. Sonra arkadaşlar ülkeye girdikten sonra değiştirebilirsiniz. Ya da bir ay sonra değiştirebilirsiniz. Yani bence dönüş biletiniz mutlaka olsun. Ne diyor? Yeşil pasaporta girip 3 ay bittikten sonra çıkışımız 5 gün gecikti. Onun cezası nasıl hesaplanıyor? Bir daha girişimize izin verecek mi? Diye bir soru var. Bir gün bile geç çıksanız zaten pasaport kontrolünde gördükleri anda sizi başka bir odaya alıyorlar. Misafir olarak. Ve sizden mesela Hannover Havalimanı'nda olan olayı anlatayım. Bundan 2 sene önce arkadaşımın annesi 1-2 gün gecikmişti. Onu odaya aldılar ve para ödettiler. 100 küsur euro bir para ödendi. Çok büyük para değil aslında. Ya şu anda euro bayağı pahalandı çok galiba. Ama arkadaşlar şöyle bir dezavantajları var. Bir, aslında fişleniyorsunuz. Yani onu bir yere arkadaşlar kaydediyorlar. Bunu belki de 2 defa yaptığınızda ya da 3 defa yaptığınızda size belirli bir süre yurt dışı çıkış yasağı gelebiliyor. Deport vesaire deniliyor buna. Yapabilirler ama bilmeyerek yaptıysanız ya da bilinçsiz yaptıysanız onu bir yere not alıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşımın annesine şöyle bir sorun olmadı. Parayı ödedi ve ondan sonra arkadaşlar yurt dışına çıkış yaptı. Bazıları ise belki yanınızda para yok vesaire. Siz yine de çıkmanıza izin veriyorlar. Ama parayı Türkiye'de ödüyorsunuz. Bunun için havaalanında bir yer var. Onu söyleyeyim. Oraya gidip ben diyorsunuz işte haddinden fazla kaldım. Beni cezalandırın. Parayı ödüyorsunuz ve sonra herhangi bir ceza önce almıyorsunuz, onu söyleyeyim. Hani çok büyük bir kalma süresi geçmediyse, yani şimdi kalkıp da bir 3 ay daha kaldıysanız tamam yani. Tamamen kalsanız daha iyi. Başka ne var? Almanya'ya tanıdığımın yanına gideceğim. Dönüş bileti bile alsam cebimde para olması şart mı? Bakın yeşil pasaportla normal pasaportlar arasında her defasında söylüyorum hiçbir fark yok. Yani şöyle hiçbir fark yok. Bunun bordo bir pasaport olduğunu varsayalım. Siz bu pasaporta vize almak için bankada hesapta para göstermeniz gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Sizi isterse yurt dışından bir akrabanız davet etsin. Eğer hesabınızda para yoksa ve o yurt dışından davet eden kişi de zaten şöyle bir durumda davet edemiyor. Eğer size kalacak yer sağlayamıyorsa, sizin o süre içerisinde para harcayacağınız parayı karşılayamıyorsa o zaman size zaten vize vermiyorlar. Şimdi bu pasaporta gelelim. Bu pasaport da o pasaportun aynısı. Sadece vize işlemlerini yapmıyorsunuz, vizesiz gidiyorsunuz. Ama oradaki polis memuru ortalama günü 47 euro gibi para var. Yani bu parayı size sorabiliyor. Şimdi 10 gün gittiniz ama cebinizde 400 euro var. Oradaki memur şey demiyor. 47 euro 10 ile çarparsak 470-70 euro eksik dön demiyor. Siz 400 euro var dediğinizde
diyor 10 güne yeter yani diyor. Geçebilirsin diyor. Hani para ve dönüş bileti vesaire bunlar gerçekten de lazım. Ters bir memura denk gelirseniz bakın genelde havaalanlarında şeyler var. Sivil diyorum. Stajyer polisler var. İşte eğer onlara denk gelirseniz hapı yuttunuz. Niye? Çünkü yeni öğreniyorlar bu işi ve tamamen böyle inisiyatif kullanmadan yapıyorlar. Lan ben diyorum benim babam burada korona zamanında gittim. Adam diyor ki yapabileceğim bir şey yok diyor. Dedim nasıl yok dedim. Babam dedim korona olmuş benim girmem gerekiyor. Bana öyle bir zorluk çıkarmışlardı korona zamanında. Ama arkadaşlar ikna edici olduğunuzda onlar da tabii ki bir şekilde ikna oluyorlar. Ne diyorlar arkadaşlar? Yeşil pasaport sahne diyor. Abim sigortalı bir işte çalışıyor. Bu sene kazanıp öğrenci olursa yine de yeşil pasaport sahibi olabilir mi? Aynen arkadaşlar. Üniversiteyi tekrar kazandığınızda ve yaşınız daha da olmadıysa yeşil pasaport alıyorsunuz. Dediğim gibi görevliye de gidip illa şey demeniz gerekmiyor yani nasıl da. Ben işte neydi onun adı? Sigortalandım, şöyle yapıldım, böyle yapıldım. Bakın bunu kötü örnek olmak amacıyla söylemiyorum. Yani oradaki memur zaten size öğrenci olduğunuz için yani belki de son fırsatlarınız bunlar 25 yaşına kadar. Tabii ki size gerekli kolaylığı sağlayacaktır ama bizde de sağlamayacak olan insanlar olabilir. Öyle durumlarda arkadaşlar yapılacak fazla bir şey yok yani. Dediğim gibi öğrenciyken çalışmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Ne diyor arkadaşlar? Bak mesela bir tanesi şey demiş. Benim anlattığım olayların altına video yazmış. Bir saat kadar sorgu gerçeklerini en son turistik ziyaret olduğuna kanısına vardılar, bıraktılar diyor. Yani tepkinizi çok merak ediyorlar. Şeyde de öyle. Şimdi vize için dedim ya bu pasaportundan herhangi bir farkı yok. Vize için diyelim ki konsolosluğa sizi davet ediyorlar. Bazılarınızı merak ediyorlar. İşte orada size ters sorular soruyorlar. Diyorlar ki işte sen gidip orada kalacaksın değil mi diyorlar. Hayır diyorsun. Ya sen öyleye benziyorsun. Ben böyledir herhalde muhtemelen sohbet. Siz ya yeter ya ben öyle bir şey yok benim aklımda falan dediğinizde aha sinir harbini atlatamadınız yani geçemediniz. O yüzden de sizi göndermeyebiliyorlar. Ne diyor? Bakayım. Selamlar. 30 Temmuz 99 3. sınıfa başlayacak bir öğrenci olarak bu yeşil pasaporta başvurdum ve bana nüfus müdürlüğünde 3 ay içinde gitmen lazım dedim. Arkadaşlar eğer 25 yaşına geldiyseniz ki bak 99 23 yıl buradan 24'e giriyoruz. Yok bir yıl daha geçerli oluyor yani 25'e kadar. Sizin 25 yaşınızın dediğim gibi o memura bağlı o sayfadaki yazıyı götürürseniz belki insaflı davranabilirler. 25 yaşın sonuna kadar da verebilirler arkadaşlar. O yazıyı götürmeniz gerekiyor. Dediğim gibi şimdi sayfanın adını hatırlayamadım. Kendim linkini verdiğim halde hatırlayamadım yani. Bu ne diyor arkadaşlar? Bu ne diyor derken adam şey diyecek. Benimkini okudu bana bu ne diyor falan dedi. Ya ne bileyim işte orada bir sürü şey var. Şeyler var. Neydi onun adı? Seyirciler vesaire var. Şimdi diyor ki 2022 yılında mezun oldum. Şu an diyor mimarım ve yeşil pasaportum 2024'e kadar. Dediğim gibi arkadaşlar pasaportunuzu size bağlı bir şey. 25 yaşına kadar kullanabilirsiniz diyor devlet ama o anda çok önemli bir işe girmediyseniz yani memur vesaire olmadıysanız tekrar sigortalı bir işe girmediyseniz 24 yaşında vesaire pasaportunuz da elinizdeyse yani sigortalı işe girseniz de problem değil de devlet memuru vesaire olmadıysanız arkadaşlar yani gidip de bir ne bileyim bir A101'de şurada bir kasiyer oldunuz o çok problem değil yani o zaman yine arkadaşlar o gezilere gidebiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu arada kaç dakika oldu ya? Bayağı bir oldu herhalde. Ben yine bir akşam şey yapayım. Soru cevap yapayım burada kaldığımız yerden oradan devam edeyim. Siz yine isterseniz bu videonun altına yorumlar bırakın. Ben o videonun şeyine göre, yorumlarına göre yeni bir video falan daha yapayım. Sadece geçendeki İsviçre'yi bak yazında Almanya'ya gitmiştim. Yine hiç sıkıntısız bir şekilde giriş yapan. Ben zaten arkadaşlar kolay kolay sıkıntı yaşamam. Bir kere yaşadım. O da öndeki bir amcama yardım edeyim diye ta en arkadan böyle koşup şey dediler Türkçe bilen var mı? Ben de koşa koşa gittim şey dedim. Bu açılın yeşil pasaportçu geldi falan. Ondan sonra yardım ettim amcamlara. Amcama, yengeme, teyzeme diyelim yaşlı çiftlerdi. Onlar geçiş yaptı. Kadınla bayağı böyle eğlenceli sohbet ediyorduk polisle. Anam bana da demesin mi? Dönüş biletim var mı? Dedim var göster. Lan dedim az önce adamlara yardım ettim ya. Olsun dedi.
soruyu sormak zorundayım dedi. Yani dedim ki bakın orada da beni deniyor aslında. Hani ben o kadar gülümsedim ben ne yaptım falan şimdi kalkıp da şey deseydim yani. Ya ne demek ya ben o kadar yardımcı oldum ben falan. Tabii ki ben de gülümseye devam ettim ve dönüş biletimi ondan sonra gösterdim. Aa son anotara gittiğinde parayı sordular bana şimdi hatırladım. Dediler ki ne kadar paran var? Ben de Allah sizi inandırsın bu sefer iyi parayla gitmiştim. 4000 euro falan hatta 5000'e yakın bir euro vardı. Dedim 4-5 bin euro var falan dedim. Genç dedi. Yani bakma da onu söyleyeyim. Tipe bakarak belki de konuşma tarzına bakarak soruya sorabilirlerdi. Çünkü onlara da bir iki defa denk gelmiştim. Kredi kartını kontrol eden polisler bile oluyorlardı yani limiti görmek isteyenler. Arkadaşlar bu videomda dediğim gibi biraz böyle sizinle sanki canlı yayın yapıyormuşuz gibi özel sohbet gibi oldu. Kekimi yedim. Kek değil aslında bu. Kinder Kars çok güzel ha. Almaya gittiğinizde mutlaka alın. Benim şu anda son bir yıldır en favori çikolatam. Abi Pegasus'tan bahsettik reklam olarak. Bundan bahsettik valla var ya. Baya bir reklam olarak reklam verseler bu kadar şey olmazdı. Ben genelde benim kanalıma abone olun demiyorum. Ama olun. Çünkü o zaman abone sayımız arttıkça algoritmada bu soruların cevaplarını öğrenmek isteyenlerin önüne bu video çıkabiliyor. Beğendim ya da beğenmedim yapabilirsiniz. Şimdi diyebilirsiniz ya ulan adam çayını falan içmemiş bilmem ne yapmamış. Karşımızda oturmuş işte çay içti vesaire yaptı. Beğenmedim de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü o da etkileşim alıyor. Diyeceksiniz lan ne desek olmuyor. Adamın altına küfür yazalım. Öyle şeyler yapmayın tabii ki. O çok ayıp yani. Onun haricinde dediğim gibi soru soracak sormak istediğiniz arkadaşlar kesinlikle şeyde YouTube'da sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için zor da olsa çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Herkese bay bay.